Emel Kırım Vakfı'nın tertip ettiği Emel Fikir Kültür Konferanslarının bu haftaki konuğu Doktor Melek Fethislam, Romanya'dan bizlere katılıyor. Hepinize hoş geldin diyoruz. Ben bugünkü programın açılış konuşmasını yapmak üzere Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfımızın Başkanı Zafer Karatay'a sözü bırakıyorum. Buyurun Zafer Bey. Herkese hayırlı bir pazarlar diliyorum. Geçen hafta Emel Dergisi'nin kurucusu Müstecip Ülgüsal'ın vefatının 25. yıl dönümü vesilesiyle hem anma hem konferansa böyle bir çalışmaları başlatmıştık. Diğer arkadaşlarımızın da arzuları, özellikle gençlerimizin talepleri doğrultusunda Türkiye'de de sokağa çıkma yasağı olduğunu görerek bunu devam ettirmeyi uygun gördük. Bu hafta da hakikaten çok önemli bir konuğumuz ve konumuz var. Dobruca 1783'te Kırım işgal edildikten sonra Kırım Türklerine kucak açan çok verimli topraklar. Elbette bu topraklara 1783'ten önce de gelenler vardı. Müstecip Ülgüsal bundan yıllar önce, 91 yıl önce 1930'da Emel Dergisi'ni başlatıp büyük bir çaba gösterdiğinde bu çabaların 1941'de hatta 2. Dünya Savaşı'nda durduruldu ve yeni rejim bizim insanlarımıza, vatansever insanlarımıza inanılmaz zulümler yaptı. İşte bugün o geride kalan bizim milli hareketimizin Dobruca'da muhacireteki milli hareketimizin çok çok önemli bir parçasını teşkil eden Dobruca'daki Tatarların, Kırım Tatarlarının milli mücadelesini çok başarılı bir çalışma yaparak Melek Hanım bizlere hazırladı. Yakında kitap olarak çıkacak. İnşallah bunun bir an önce Türkiye'ye, Ukraynaca'ya, Rusça'ya, İngilizce'ye de çevrilerek neşredilmesi dileğimizdir. Bunun için de elimizden gelen çabayı ve desteği sürdüreceğiz. Biz Melek Hanım'a davetimizi kabul ettiği için böylesine önemli bir konferansı da bize zaman ayırıp bilgilerini, araştırmalarını bizlerle paylaştığı için biz müteşekkiriz. Elbette böyle bir kısa sürede bütün oradaki mücadelenin kapsamlı olarak anlatmak mümkün değildir. Ana özetlerini, çarpıcı bilgileri bize Melek Hanım anlatacaktır. İnşallah biz de bir an önce o kitabı sahip olur, o bilgileri özellikle Roman Gizli Servisi Sekreteriyat arşivlerinde bu zamana kadar bizlerin dahi bilmediği birçok konuyu aydınlatan bu eseri merakla bekliyoruz. Melek Hanım'a da başarılar diliyorum. Zafer Bey, teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar, mikrofonları konuşmacılar dışında kapatılmasını bir kez daha hatırlatıyorum. Evet, bu hafta bizlere İki Dünya Savaşı arası Romanya'daki Tatar Milli Hareketi'ni Melek Fethislam anlatacak. Beyefendi lütfen telefonunuzu kapatır mısınız? Sende ne var ne yok abi? Allah iyilik versin. Çok özür diliyorum. Dabık abi sen kapatabiliyorsun. Ya yönetici yetkili. Ben şu an kapatıyorum Berk. Kapatıyorum evet. Bir arkadaş kaldı. Tamam. Evet, Melek Fethislam 1991 yılında Bükreş Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dili Edebiyatı'ndan mezun oldu. Yüksek lisansını yine 1992 yılında Bükreş Üniversitesi'nde tamamladı. Ve doktorasını 2010-2017 yılları arasında Babeş Bolyai Üniversitesi'nde Tarih ve Felsefe Fakültesi'nde tamamladı. Danışmanı Profesör Doktor Tahsin Cemil'di. Halen Babeş Bolyai Üniversitesi'nin Türkoloji Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmekte. Ve kendisi tarafından hazırlanan Zafer Bey'in de bahsettiği doktora tezi yakın zamanda kitap olarak Bükreş'te yayınlanacak. Ben sözü sevgili Doktor Melek Fethislam'a bırakıyorum. Buyurun hocam.
Çok sağ olun. Saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi Romanya'dan derin saygı ile selamlıyor. Ve bu etkinliği düzenleyen Kırım Tatar Milli Meclisi, Türkiye Temsilcisi, Emel Kırım Vakfı Başkanı ve Emel Dergisi Genel Yönetmeni Sayın Zafer Karatay Bey'e tebrik eder. Ve davetiye için candan teşekkür ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Örümünün 25. yıl dönümünde büyük önderimiz, yolbaşçımız Müstecip Ülküsal'ı saygı ile anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Onun aziz hatırası ve mirası ebedi yaşayacaktır. Bugünkü konferans iki dünya savaşı arasında Romanya Tatarların Milli Hareketi doktora tezimin konusudur. Ve onu Romanya'da Türkoloji dalının en büyük uzmanı olan Tahsin Cemil Hoca'nın danışmanlığı ile 25 Eylül 2017 Babeş Boya Üniversitesi savunmasında kabul edildi. Şu anda yani siz bahsettiğiniz gibi yani bir kitap olarak Romanya Gizli Polis Yayın Evi'nde yani tahmin edebileceğime kadar Şubat ayında yayınlanacaktır. İlk önce tabii Romence çıkacak ve projem olarak İngilizce çevirerek ve Türkçe çevirerek sonra herkese bildiri olacaktır. Yani müsaadenizle bu tezime nasıl başlattığımı ve biraz kendimden bahsetmek isterdim. Mecidiye doğumlu, Bükreş Üniversitesi mezunuyum ve yıllar boyunca Romence ve Fransızca dil ve edebiyat dersleri verdim. Ve bu süresi içerisinde yani kendi edebiyatım yani Tatar olduğumu bilerek yani kendi tarihimi, edebiyatımı bilmek üzere yani bu doktora çalışmalara başladım. Ve bu yüzden saygıdeğer Tahsin Cemil Bey'den yani bir tez konusu rica ettim. Ve hocam bana işte bu iki dünya savaşı arasında Tatar Milli Hareketi'ni teklif etmişti. Ve tabii ki hocam onu da bildirdi. Yani bu konuyu daha bir evvelsi olan bir talebesine teklif etmişti. Yine de bir sene sonra onu çok zor bir konu olduktan dolayı yani vazgeçmişti. Demek ki benim için yani bu yol hiç kolay olmayacağını anladım. Niye? İlk önce ben edebiyatçı olduğumdan ve sonra tabii bir tarih doktora tezi yazmak kolay değil ve ikinci yani bu konuyu hiç kimse aktarmadığından dolayı yani bir sıra yazılı bile bir gazete konusu olarak bulamadım. Yoksa ailemden sorarken çünkü gidip ilk önce rahmetli babamdan sordum. Babam bu Tatar Milli Hareketi üzerinde bana bir şeyler bildirebilir misin? Ve tabii ki rahmetli babam bana hatırlattı ki evimizde yani Emel Mecmuası tüm koleksiyonu varmış. Hatta tercümandan da birkaç nüsha varmıştır. Çünkü benim babaannem aslında Romanya'nın müftüsü Ethem Kurtmola Efendi'nin kız kardeşiydi. Ve tabii ki evinde tam koleksiyonu vardı ama Rus korkusundan hepsini yakmışlar ve bu konuda artık hiç kimse yani konuşmuyordu veya korku ile hatırlatıyordu. Niye? Çünkü Doğu çok çekmişlerdi. Yani hapise atılıp öldürülmüştü. Yani bu konuyu mutlaka yani benim görevim ve boynum borcum olarak gördüm ve onu kabul ettim. Ve ilk araştırmaları başladığım zaman tabii ki Müstecip Ülküsal'ın eserleriyle başladım. Onları ve Emel Mecbuası'nı tam koleksiyonu akademik kütüphanesinde okudum. Ve yine de yetmiyordu. Oralarda da yani anlatıyor ama bana somut olarak vesikalar lazımdı. Ve onun için arşivlere girdim. Ve işte gerekli olan gizli polis arşivleri buldum. Yani önemli olan gizli polis raporlarıydı. İlk önce 1943 senesinde bir rapor buldum. Yani çok önemli. Daha arara başka birisin 1952, sonra 1962 raporları. Yani bunların içerisinde gerekli bilgileri buldum. Yine de yetmiyordu. Bana hani önemli olan yani bu hareketin temsilcilerinin ifadeleriydi.
Ve onları da buldum ararken. Çünkü bilindiği üzere 1953 senesinde mahkemeye verilen, yani uzun yani hapishaneye atılan, yani bizim Tatarların, onların dosyaları inceledim. Ve ne kadar kuvvetli, ne kadar güçlü bir Tatar hareketi Dobruca'da yaşadığını anladım. Ve sadece güçlü olduğunu değil, yani onun için de ezici bir olay. Çünkü onun için, yani milliyetçi olarak için, yani hapishane atılan o entelektüellerin ifadelerini okudum. Ve tabii ki bunlar da yetmiyordu. Yani literatür olarak, yani Ellen Fisher'ın kitaplarını, Brian Williams ve tabii Hakan Kırımlı hocanın yazılarını, Nadir Devlet hocanın yazılarını, hepsilerini okurken işte bu tezi yazmaya başladım. Tabii siz bildirdiğinize göre 7 sene bu tezi yazmak için, araştırmak için, yani böyle biraz uğraştım. Yine de aklımda liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun sözleri var idi. Kırım Tatar hareketinin tarihi, Kırım Tatarların devleti olan Kırım Hanlığı'nın Nisan 1783'te ortadan kaldırılarak toprakların Rusya İmparatorluğu'na ilhak edilmesiyle başlar. Onu aklımda vardı ve tabii ki yani tezimin ilk bölümü Kırım Milli Hareketi'ydi. Yani onunla ilgilendim. Onu mutlaka iyi bildirmesini için yani uğraştım. Ve Milli Hareketi gözümüze alırken milli kimliğin oluşunu izlemektir. Ve özellikle aslında tezim bu konu ile ilgilenir. Yani Kırım Tatarlarının milli kimliği ilk bölümü ve ikinci tezimin ikinci bölümü, yani Dobruca'ya yerleşen Kırım Tatarlarının kimliğiydi. İşte bu da benim için en önemli problem. Çünkü üçüncü bölüm aslında Romanya Tatar Milli Hareketi ile ilgileniyor ve son bölümü, yani edebiyatın, edebiyatçı olarak, yani Tatar edebiyatın bir milli kimliği oluşturmak için yani faydasını gördüm ve son bölümde yani edebiyat, halk edebiyatı olsun, edebiyatçılar hakkında uzun uzun bilgiler verdim. Demek ki 4 bölüm, yani hepsi çeşitli konular ilgileniyor. İlk bölüm Kırım Tatarların Milli Hareketi anlatmaya çalıştığım zaman tarihi özetledim ve din, dil, milli tarih ve kültürünü açıklamaya yer verdim. Altın Orda'nın önemini ve Kırım Tatar kimliği için İslam dininin rolünü vurguladım. Türk dili ve İslam dini Tatar kimliğin en kuvvetli faktörleri olduğunu anlattım. Kırım Hanlığı'na gelince tarihini çizdim ve İsmail Bey Gasparalı'nın Kırım Tatar Milli Hareketi'ne kıymetli katkısını açıkladım. Ve tezimde Kırım ile Dobruca arasında oluşan temasları vurguladım. Ya bilindiği gibi Dobruca'da Tercüman gazetesi okunuyordu ve Ceddedicilik Hareketi Mehmet Niyazi vazifesi ile Dobruca'da da yayılmıştır. Ve tezimin ilk bölümü en önemli noktası 13 Aralık 1917 Kırım Halk Cumhuriyeti kurulmasıdır. Ve Cumhuriyet'in kısa ömrü olsa da bu Kırım Tatarların mefkuresiydi. Ve daima onların yüreğinde yaşayacaktı. Onun ile, bu ile yani ilk bölümü bitirdim. İkinci bölüm Dobruca ile açılıyor. Ve Dobruca'nın coğrafyasını ve tarihi. Ve tarihini bildirir. Ve en önemli noktası buraya yerleşen Kırım Tatarların kimliği üzerinde araştırmalarında bulundum. 1878 senesinde kadar Osmanlı kimliğini taşıyan, birdenbire Berlin Antlaşması'ndan sonra Tatarlar Roman vatandaşlığını kabul etmeye mecbur kalan çoğu Türkiye'nin ak topraklarına göç etmeyi karar vermişlerdi. Ve beni ilgilendiren olay, yani bir dini bir toplumdan, yani Müslüman bir toplumdan etnik ve milli kimliğe kavuşmanın yoluydu. Yani bu faktörler
hangisiydi? İşte bu ikinci bölüm bu konu ile ilgileniyor. Ve bu çerçevede eğitim ile önemli rolünü inceledim ve Mecidiye Seminar'ın büyük önemini, önemini vurguladım. Üçüncü bölümüne geldiğim zaman Romanya Tatarlar Milli Hareket için gizli polis raporlardan faydalandım. Ve ondan bu, onu bilgileri, vesikaları kullandım. Ve işte bu raporlara göre Romanya'daki Tatarların Milli Hareketi geniş Pan-Türk hareketin bir parçası olduğunu ve bu hareketin yöneticisi Profesör Yusuf Akçura İstanbul Üniversitesi üyesi olanın bu bilgiyi aldım. Yani arşivlere göre Büyük Pan-Türk hareketi 1917 Rus ihtilali ile ortaya çıkan bağımsız cumhuriyetleri yeniden canlandırmak amacı ile oluşturulmuştur. Ve orada yaşayan tüm Müslümanların haklarını savunmak, çünkü bunları idare edecek Türkiye Cumhuriyeti olacak diye yazıyor. O dönemde Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler arasında bir dostluk, güçlü bir dostluk antlaşması Aralık 1925 senesinde imzalanmış sırasında ve bütün bu etkinlikler yani kültürel olacaktı. Ve şehir olarak yani yönetici şehir olarak İstanbul, Ankara değil İstanbul olacak diye yazıyordu. Ve bu amaçla raporlara göre 1924-1925 seneleri arasında 5 komite meydana gelmişti. İlk komite Kırım İstiklali görevlisiyle İstanbul'da yönetilmiştir. Bu Kırım Komitesi Mısır, Polonya ve Romanya pazarcı bölgeleri ile görevliydi. Ve bu komitenin başkanlığında Kırım Kurultay Hükümeti'nin sabık Dışişleri Vekili Cafer Seyit Ahmet Bey, Müstecep Hacı Fazıl bulunuyordu. Romanya'da bu komite 1927 senesinde Cafer Seyit Ahmet Bey Pazarcık'a geldiği zaman o zaman faaliyete başlatmıştır diye yazıyor. İkinci komite ise İdil Ural davasının sorumluluğu taşıyordu. Yani Kazakistan, Tatarstan, Ural ve Berlin'den yönetilecek imiş. Ve bunun bu amaç ile yani bir mecmua yönetilmiştir. Yani Milli Yord dergisi çıkarıyorlardı. Yani Berlin'de 1928 senesinde Ayaz İshaki yani sorumluluğunda bu dergi çıkmıştır. Üçüncü komiteye gelince yani bu Kafkas görevlisiydi ve Azerbaycan Milli Kurtuluş Hareketi'ni yönetecek idi. Ve iki mecmua çıkarmıştır. Odlu Yurt 1929 İstanbul'da ve Berlin'de Kurtuluş Dergisi 1934 ve bunun ön yöneticileri Mehmet Emin Resulzade olacak. Ve dördüncü komite Türkistan Komitesi olacaktı. Yaş Türkistan mecmuaya çıkarılmış 1929 tarihinde Paris'te Arap harfleriyle Çağatay Özbekçe olar yayınlandı. Yani derginin başyazarı Mustafa Çokayoğlu oldu. Ve beşinci komite Uzak Doğu Komitesi Mukde Mançurya'da En İyi Yol gazetesi çıkarıyordu. Yani bu raporlara göre komitelerin asıl görevleri milli şuuru dergiler aracılığıyla kuvvetlendirmek idi. Ve önemli olan yani benim için ve orada yazdığı gibi Batı desteğiydi. Çünkü Paris ve Varşova'da güçlü Promete Teşkilatı kurulmuştu. İşte Promete Teşkilatı hakkında uzun uzun bilgiler buldum ve arşivleri yani Paris'teki arşivleri Promete mecmuasını incelerken yani çok güzel ve çok büyük önemli bilgiler aldım. Promete Teşkilatı 1917 İhtilali ile ortaya çıkan bağımsız cumhuriyetlerin ömürleri pek kısa oldu. Bunun sonucu olarak birçok devlet adamı, büyükşehir belediye başkanları, siyasi parti ve hareket yöneticileri Batı Avrupa başkentlerine özellikle Paris ve Varşova'ya sığındılar. Mareşal Pilsudski Polonya'nın desteğiyle anti-Sovyet olan Promet Teşkilatı kurmuştu.
Paris Promette Teşkilatı, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Türkistan, Ukrayna, Milli Hükümet ve Kurtuluş Hareketleri temsilcileri de oluşuyordu. Promette Teşkilatı'nın amacı Sovyet-Rus emperyalizmine karşı kurtuluş mücadelesi vermekti. Olan milletleri kurtuluş davasına siyasi bir kuruluş olarak hizmet etmekti. Ve Promete Mecmuası'nın redaktörleri arasında Mustafa Çukayoğlu, Mehmet Emin Resulzade, Cafer Seyit Ahmet Bey ve başka önemli şahıslar bulundu. Yani Promete, Harevi de Promete 1926 yılından itibaren Gürcü George Gvazdava'nın idaresi altında yayımlaya başlayan bir mecmuadır. Ve çok önemli bir mecmua 1926-1938 yılları arasında kesintisiz olarak yayına sürdürmüştür. Ve benim için önemli olan Cafer Bey'in katkısıydı. Ve onu da buldum. Yani tüm koleksiyonu okuyarak İki makale buldum. Yani ilk makale La Renaissance du Crime 1935 yılında yayınlanmış. Cafer Bey'in 1937 senesinde İstanbul'da yayınlanmış olan İsmail Gasparalı Bey adında bir kitap tanıtımıydı. Ve ikinci makale Cafer Bey'in Kırım İstiklal Davası yolundaki siyasi çalışmalarının 25. yıl dolumu münasebetiyle tertiplenen Dobruca'da kutlamaları anlatıyordu. Yani benim için önemli olan işte Cafer Bey'in yani faaliyetleri ve biliyoruz yani Emir Mecmuası'nda biliyoruz ki her sene Dobruca'ya gelip konferanslar vermişti. Ve tezim işte böylece devam ediyor ve dış politikaları ile ilgileniyor. Yani Türk-Sovyet ilişkileri ile ilgileniyor. Ve sonra Polonya'nın maddi katkısı ile buldum. Ve tabii ki en önemli Fransa'nın dış politikalarıydı. Yani çünkü Fransız Dışişleri Bakanı Aristide Briand 1921 yılında Rusya'daki Müslüman devletlerini teslim etmek için bir planı var idi. Yani aynı zamanda Mareşal Pilsudski 1918-1922 Polonya'nın bir cumhurbaşkanı Türk ülkeleri desteğini göstermiştir. Ve maddi olarak yardımı da bile olmuştur. Ve böylece Promete hareket doğmuştur. Yani benim amacım ilk komite Kırım İstiklal Komitesi'nin faaliyetleriydi. Ve bildiğiniz göre ve söylediğine göre Mısır, Polonya ve Romanya pazarcık bölgeleri ile görevlisiydi. Ve komitenin başkanlığında Cafer Seyit Ahmet Bey bulunuyor, Müstecep Hacı Fazıl bulunuyordu. Ve Romanya'da bu komite 1926-1927 senelerinde faaliyete başlamıştır. Yani bu bilgileri alınca tabii ki işte tezimi yani önemli olan şahsiyetini de buldum. Yani Müstecip Hacı Fazıl. Yani en önemli olduğu yani şahsiyet 20. yüzyılında Dobruca Tatarların arasında yetişen Kırım İstiklal Davası'nın yolunda önemli çalışmalarında bulundu. Temiz, asil ruhlu, büyük bir fikir ve eylem adamı, bir yolbaşçı idi. Güçlü ve temiz karakteri, ailesinden gördüğü hayat dersleri onu Mehmet Emin yurda koydu. Ziya Gürkalp gibi ateşli Türk milliyetçilerinin Ulu İsmail Gasparalı Bey ufuklarının ötesine seçebilen bir aziz insanı, Türk dili ve edebiyat hocası Mehmet Niyazi gibi ince ruhlu bir sanatkarın fikirlerine ve duygularına ömürlük olarak bağlanmıştır. Müsteci Hacı Fazıl Bey Dobruca'nın Pazarcık kasabasında avukat olarak bir kısa sürede etrafına millet için çalışmaya istekli birçok müneveri topladı. O devirde Genç Türkiye Devleti Atatürk'ün önderliğinde gurur verici reformlarıyla bütün alemin takdir ve saygısını kazanırken Türk dünyasını hatta İslam aleminin ve bütün esir milletlerinin yıldızı ve ümidi mevkiindeydi. Bütün bu ülkelerini, aydınları ve ileri gelenleri kendi milletleri için de böyle bir gelecek hayal ederek çalışmalara başlar. Müstecip Hacı Fazıl Bey ve arkadaşları da Türklük özellikle de Kırım İstiklal Davası için çalışmayı
kendilerine bir mefküre, bir ideal, bir emel olarak görür ve benimserler. Ve böyleyse ben de tezimi en önemli, yani Tatar, burada yaşayan Kırım Tatarların kimliğini çizmeye en önemli noktaları buldum. Yani dil, din, tarih, milli, Fars kültür ve en önemli olan milli ideal, milli mefkure ve ideal idi. Ve bunları, yani en önemli olan, yani halka bildirmekti. Onları anlatmak, onları benimsetmek ve ardından halkı bu mefkureyi doğru harekette geçirmek gerekti. Yani işte bunları yapan Emel Mecmuası ve Müstecip Hacı Fazıl, bunları yani uzun uzun olarak bir bilgi verdim. Ve yani Müstecip Hacı Fazıl ve arkadaşlarım bu üç hedefe varmak için teşriyatları kullandılar. Yani konferans yolu kullandılar ve teşkilatları kullandığını onu herkes biliyor. Yani böylece 1930 Ocak ayının ilk gününde Mehmet Niyazi Efendi'nin isim babalığı ettiği ve 10 arkadaşın işbirliği neticesinde Emel ilmi ve edebi ve içtimai ve iktisadı 15 günlük mecmuası yayın hayatına başlamıştı. Emel mecmuasının gayesi Dobruca Tatarların maddi ve manevi kalkınmaları için yol göstermek olduğu gibi bütün dünya Türkleri ve özellikle Kırımlılar ile kardeş olduklarını anlatmak için de gerekli çalışmaları yapmak ve teşkilatlar kurmaktır. Bu itibarla karakteri milliyetçi ve Türkçüdür. Emel Mecmuası bu yolundan hiç sapmamıştır. Ve onun için Kırım Tatar yani hareketi için, Dobruca Kırım Tatar hareketi için en önemli rolü olan Emel Mecmuası'dır. Ve tabii ki onun yanında başka bir mecmualar daha buldum. Yani halk olan ve Boram mecmuaları, onların da önemini çizdim. Ama önemli olan ilk önce Emel Mecmuası'ydı. Ve Kırım Kurultay Hükümeti'nin sabık Dışişleri Vekili Cafer Sedahmet Bey'in Emel Mecmuası hakkında bu sözleri yazmıştır. Bu dergide sürekli ve sistemli şekilde yazılan çeşitli yazılarla mefkürenin anlatılmasına ve benimsetmeye çalışılıyordu. 11 yıl süresince 5000'den fazla sahife ve 11 ciltlik koleksiyon teşkil eden Emel'de 225 çeşitli makale ve yazı, 123 şiir ve manzume, 60'a kadar tercüme birçok konferans konusu, hikaye bulunduğunu bu yazıların siyasal, bilimsel, tarihsel, sosyal, edebi, sıhhı, coğrafi, felsefi, ticari her konuya ilişkin olduklarını işaret edersek yapılan işin önemi anlaşılır. Ve tezimin konusuna gelince, yani Romanya Tatarların kimliğine gelince, Müstecip Hacı Fazıl Bey bir modern bir kimlik oluşturmaya çalışmıştır. Bir modern bir kimlik dediğim zaman o zamana uygun bir kimliktir. Yani millet, din, dil, tarih, harz ve mefküre nosyonları Emel Mecmuası'nı incelerken o zaman anladım. Millet aynı zümreye mensup, aynı dili konuşan, aynı kültür, şuur ve ideali benimseyen ve aynı geleneklerde yaşayan insanların tümüdür diye yazıyor Müstecip Hacı Fazıl. Veya dil, bütün Türklerin aynı milletten olduğu tezini savunur ve aynı dilin kullanılmasına hususunu önemli vurgular. Milletler dillerini korumak ve yükseltmek için azami derecede çalışmak ve fedakarlık yapmak zorundadır. Polonya'da, Litvanya'da bulunan Müslümanlar ana dilleri Türkçe'yi unuttukları için tamamen erimişlerdir. Yoksa Dobruca'daki Kırım Türklerin dil konusunda problemleri olmamıştır. Zira Roman Anayasası'nda azınlıklar, dil, din gibi birçok hakları yasal teminat altına alınmıştır. Ve tarih konusuna gelince Müstecip Hacı Fazıl Bey bunları yazıyordu. Tarih milletlerin doğmasına sebep olduğu gibi esir milletlerin uyanmasına, birleşme ve silkinmesine de amel olur. Milli tarihini bilmeyen millet kendinde yaşamak ve muvaffak olmak kuvvet ve ümidini göremez. Ve
dine gelince Müstecip Hacı Fazıl'a göre din artık orta çağda olduğu gibi başlıca bir gaye olmak kıymet ve önemini kaybetmiştir. Dinin bugünkü manası manevi bir hayat ve kuvvettir ve kimliğin en önemli faktörü olan bir mefküredir. Ya işte benim için önemli olan vicdan ve mefküredir. Emel, ülkü, ideal birliğidir. Emel mecmuasında böyle önemli fikirler bulduk. Milli vicdan ve mefküre nedir? Ve milli vicdan ve mefküreyi doğuracak, işte doğuracak vazitalar nelerdir? Milletin okur, yazar adamlarını ve her türlü meslek erbabını çoğaltmak, milli tarih, akideler ve cereyanları hakkında yazmak ve konferanslar vermekti. Milli adetleri, oyunları, şarkıları sevmek ve canlandırmak, milli şuur sahibi olmak için ana dilini unutmamak, milli tarihi geleneklerini yaşatmak, yani milli kültürü muhafaza etmek gerekti. Ve bu manevi varlıklarını kaybetmeyen bir hal, yaşadığı çağın medeni ihtiyaçlarını karşılamak ve şartlarını yerine getirmek için gerekli eğitim ve öğrenimleri de elde ederse erime ve yok olma tehlikesini atlatmış olur. İşte sonra geldim en önemli yani vaziyet, yani konferanslar. İkinci vasıta olan konferanslar yoluyla çalışmalarla başlandığı günden bu yana kasabalarda, köylerde toplantılar yapılarak halkla konuşmalar yapılmıştır. Halka şiirler, manzumeler okunmuş, küçük piyesler seyrettirmiştir. Bunların hepsi milli hislerle yazılmış terbiyeyi ve ahlaklı konulu olmuştur. Bayramlar, düğünler, dini ve milli tatiller ve bu gibi toplantılar yapmak için fırsat sayılmıştır. Ve bu toplantıların yapılmalarında, şiir ve manzumelerin okunmalarında, piyeslerin oynamalarında, köy okullarında öğretmenlik yapan mecidiye seminer mezunları idi. Bu milliyetçi gençlerin büyük yardımları ve hizmetleri dokunmuştu. Yıllarca yapılan bu toplantılar, yayınlar, konuşmalar sayesinde halkımız, bu hele gençler arasında milli duygu ve şuuru kuvvetlenmiş, milletimizin geleceğini ve egemenliğine olan ümidi, inanı ve güveni artırmıştı. Ve müsaadenizle yani birkaç örnek vermek istiyorum. Yani ne kadar güçlü bu konferanslar, neşriyat ve bu kültürel etkinlikler vasıtasıyla ne kadar güçlü bir hareket olduğunu yani konferanslar ispat edebilir. Ve müsaadenizle birkaç örnek vermek istiyorum. 23 Nisan 1933 Dobruca'nın her köşesinden gelen binlerce Tatarların katılımıyla Köstence Regal Salonu'nda Cafer Seyit Ahmet Bey Dobruca Tatarlarına tanıtıldı ve İsmail Bey Gaspıralı hakkında uzun ve tarihi bir konferans vermişti. Ve 50 yıl önce Kırım'da Tercüman Gazetesi yayın hayatına başladığını hatırlatmıştı. Müstecip Hacı Fazıl bunları yazıyor. Konferanstan sonra çiftçi, sanatçı, doktor, muallim, avukat, hoca, talebe gibi her meslek adamlarından mürekkep sarıklı fesli, şapkalı binlerce Kırım Türkler geniş regal caddesini kapatarak görülmemiş kalabalık halinde yürümesi herhalde milli heyecanı kabartacak hareketlerden biriydi. Millet sanki bir milli mıknatıs kuvvetinin cazibesini tutulmuş sürükleniyordu. Veya 22 Eylül 1935'te Mecidiyede Mehmet Niyazi'nin Anıt Mezarı dikilme merasiminde 2000'den fazla Tatarlar gelmişlerdi. Bunların yine Müstecip Hacı Fazıl Emel Beçmasında böyle gösteriyor. 140 kilometre uzaklıktan araba ile gelmişlerdi. Zamanın ağır şartlarına rağmen halkımızın bu kadar kalabalık ve uzak yerlerden gelmesi milli cereyan ve şuurun kalplerde ne kadar kuvvetlendiğini çok sevindiriciydi.
bu dini ve milli toplantının nasıl cereyan ettiğini Emel Mecmuası yani anlatıyordu. Başka bir önemli bir konferans Necip Hacı Fazıl'ın 13 Ocak 1932 Köstence İslam Mektep Salonu'nda milliyet fikrinin temeli birçok Tatarlar yer almışlardı. Ve yani önemli olan yani bütün Dobruca Tatarları harekete geçip koşturuluyor. Unutulmaz hatıralar ve izler bırakıyorlardı. Kırım'ın kurtuluş davası adeta Dobruca'da canlanıyor ve yürümeye başlıyordu. Bu milli Tatar hareketini canlandıran Müstecip Hacı Fazıl Bey'in teşkilatlar kurmaya da karar vermişti. Tatarların yaşadıkları her şehir, kasaba ve köylerde Türk Harz Birliği'ni kuruyorlardı. Şubelerin açılması ve idare edilmesi, okullarda öğretmenlik, camilerde hocalık yapan seminer mezunları ediyordu. Ve bunlarla mektuplaşıyor, görüşüyor. Yoğun bir çalışma sonunda birliğin şubeleri açılıp çalışmayı başlattı. Bayramlarda ve tatillerde sahneye konulmak üzere Emel Matbaası'nda kısa milli piyesler basılıp dağıtılıyordu. Bunlar sahneleniyor. Milli türküler, şiirler söylenerek her tarafta heyecanlı faaliyetler geçiriliyordu. Ve İşte budur yani en önemli benim için burada Dobruca Kırım Milli Hareketi önemi ne kadar güçlü olduğunu ve tezimin dördüncü bölüme gelince edebiyat ile ilgileniyorum. Yani edebiyatın işte Kırım Halk Edebiyatı ve sonra tabii Bekir Sıtkıcı Banzade Hamdi Giray Bay'ın gözüküyor ve sonra Dobruca edebiyatından Mehmet Niyazi'nin şiirleri, Necip Hacı Fazıl'ın yazıları ve Mehmet Vani Yurtseverler'in yazılarıyla ile ilgileniyorum. Ve işte sonunda bu milli hareketin ne kadar acı sonuçları olduğunu da yani onları da gösteriyorum. Çünkü Tatar Milli Hareketi'nin sonucu talihsiz oldu. Bilindiği üzere 1940 senesi Eylül ayında Romanya'da rejim değişmesi nedeniyle ağır şartları yüzünden Müstecip Hacı Fazıl Bey Türkiye'ye göç eder ve 11 sene başarılı olan Emel Mecmuası yayınını durdurmak zorunda kalır. Vurgulamak istediğim şey işte bu Tatar Milli Hareketi'nin kuvvetiydi. Çünkü 1953 senesinde mahkemeye verilen ve hapisine atılan yani Kırım Tatar temsilcileri işte bu suçları vardı. Yani iki büyük suçları vardı. Yani milliyetçi olduğunu ve bu faaliyetlere katıldığını ilk suçu ve ikinci suçları yani önemli yani Kırım'dan gelen vatandaşlarına destek olduğunu, maddi manevi destek olduğundan dolayı. İşte 1940'ta benim araştırmalarım sona eriyor. Ve ümit ediyorum ki bundan sonra gelen önemli araştırmalar ve yazılar olacak. Onlara şimdiden başarılar dilerim. Ve hepinizi beni ilgiyle dinlediğiniz için candan teşekkür ederim. Melek Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularla devam edeceğiz toplantımıza. Sorusu olanlar varsa el kaldırarak söz alabilir. Var mıdır sorusu olan? Namık soran yoksa ben bir şey sorayım hani. Buyurun Zafer Hoca. Teşekkür ederiz Melek Hanım. Bu şeydeki Roman hapishanelerinde mesela Necip Hacı Fazıl şehit edildi. Onlarla ilgili olarak neler var belgelerde? Mesela Emel Dergisi'nin hurufatının işte Kırım'a gönderilmesi, onun gömülmesi, onun Müstecip amcanın Türkiye'de İstanbul'da yaşayan kız kardeşi Salihan'ın teyzemizin kızları bu konuda da bazı bir şeyler de söylüyorlar. Ondan dolayı çok annesine sorgularken bu konuda çok sorular sorduğunu söylediler. Yani bu konularda Emel Dergisi, Müstecip Ülküsal ve Kırım'la ilgili ne gibi sorgularda sorular sorulmuş? Yani sizin sormuş olduğunuz yani önemli sorular var ama ben onları yani vesikalar olarak bir
tezimde ekte bulunuyor. Yani onları Türkçe çevirdiğim zaman onları rahat rahatça okuyabilirsiniz. Çünkü yani bildiğiniz gibi gizli polis raporları olduktan sonra onları yani orijinal olarak ekleme tezimde bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Onlar var rahatça yani benim 100 sayfa vezikalar vardır. Yani bu tezimde rahatça onları okuyabilirsiniz ve aktarabilirsiniz. Evet, Filiz Tutku Aydın hocamızın bir sorusu varmış. Hocam sizi bekliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle Melek hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok bilgilendirici bir sunum oldu. Bu konu benim de çok ilgilendiğim bir konu. Ben de genel olarak Kırım Tatar diasporasındaki hem Romanya hem Türkiye hem Amerika hem de Özbekistan'daki sürgün hareketlerimizi konu alan bir çalışma şu anda yayınlamak üzereyim. Benim sormak istediğim konu, ben Emel dergisinde ve diğer kaynaklarda şöyle bir şey okudum. Müstecip Ülküsal tabii o zaman hani tam olarak İkinci Dünya Savaşı'nın geleceğini de bilmiyor, olayların nasıl evrileceğini de bilmiyor. Fakat eğer savaş çıkmasaydı Kırım'a dönmeyi halk olarak, yani Romanya'daki Dobrule'deki Kırım Tatarı halkı olarak Türkiye'ye göç edeceklerine hani esas vatanları olan Kırım'a dönsünler diye bir söylem vardı, bir hareket vardı. Bu konuda bilgi verebilir misiniz acaba? Ya sizin yani ilgiyle yani benim konferansı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ve çok güzel bir soru sordunuz. Yani onların planları çoktu. Yani bu ikinci savaş olmasaydı tabii çok doğru söylüyorsunuz buradakiler yani entelektüel olarak yani hepsi Kırım Savaşı yani oraya katıldılar. Yani mutlaka Kırım'a yani gitmesi veya göç etmesi olarak yani mutlaka somut olarak bir bilgi okumadım. Yani onları daha bulmadım. Ama oraya yani savaşa gidenlerden yani ünlü besteci Sebat Hüseyin olduğunu onu iyi biliyorum. Yani Kırım'ın savaşına yani mutlaka heyecan alarak çünkü o kadar kuvvetliydi. Yani bu milli hareketle fedakarlığını onu buldum. Ve onu da olabilir yani proje olarak tam olarak şu anda yani araştırmalarda bir çıkmadı yani somut olarak yine de Kırım yolunda fedakarlarını onları okudum ve onun üzerinde onu tam bilgileri vardır Filiz hocam. Kitabı aslında İngilizce çevirmek de istiyorum ve orada geniş bilgiler daha bulabilirsiniz. Çünkü ben 30-35-40 dakika içerisinde yani tam olarak bir tabloyu yapamadım. Yani imkansızdı. 300 sayfalıktı benim tezim. Yani işte önemli olanları şimdi bir çizdim. İlginç. Çok teşekkür ederim hocam. Çok ben sağ olun. Siz de sağ olunuz hocam. Romanya'dan Eden Kurtasan hocamızın da bir sorusu olacak. Eden Bey buyurun. Eden Bey. Pardon. Tamam, sesiniz geliyor şimdi. Buyurun. Melek Hanım'a ben de teşekkür etmek istiyorum. Açıkçası ben de kitabı daha okumuş değilim. Hatta burada çok yakında yaşıyoruz, aynı mahallede yaşıyoruz ama daha kitabı okuyamadım. Filiz Hanım'ın sorusuna bir ekleme yapmak istiyordum. Şöyle, sadece İkinci Dünya Savaşı'nda veya o dönemde değil, biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda da Dobruca'dan Kırım'a gidenler olmuştu. Yani benim kanaatim bu konunun pek bilinmediğidir. Yani biliyorsunuz Müstecip Ülküsal'ın kendisi 18 yaşında bir çocuk olarak bir şleple kaçıyor. Hepimiz sanırım biliyoruz. Ama aynı zamanda Mehmet Niyazi de Kırım işte Numan Çelebi Cihan'ın
Respublikasına destek olmak için orada gidiyor. Hatta hükümette sanırım eğitim müşaviri olarak bir önemli bir görev alıyor. Onun yanında Paris'te doktorluk okumuş Mehmet Nuri var. Meşhur Bayburi ailesinden. Bir de benim bildiğim Halil Fehim, Pazarcık müftüsü. Birinci Dünya Savaşı'nda Kırım'a gidiyor. Belki sanırım Metin de var. Belki Metin de bu konularda araştırma yapmıştır. Var ise kendisini de davet ediyorum. Ve çünkü biliyorsunuz 30'lu yıllarda Dobruca Tatarlar arasında iki büyük cereyan vardı. Bir tanesi, yani belki de çoğunuz Türkiye'ye o dönemde göçmüş ailelerdensiniz. İkinci büyük bunu Metin Ömer Hoca araştırdı. Hatta kitabını hazırladı. Çıktı mı, çıkmak üzere mi kendisi söyler. İkinci cereyanda tabii ki Müsteci Bülkusal'ın önderlik yaptığı bu Kırım'a dönüş cereyanıydı. Söyleyeceklerim o kadar. Teşekkür ederim. Eden Bey, teşekkür ederiz. Melek Hanım, mikrofona biraz yaklaşıp konuşursanız, sesiniz bazı arkadaşlara az geliyormuş. Az geliyor. Affedersiniz, tabii yaklaşacağım. Yani Eden Bey, sağ olun. Yani ilginiz için teşekkürler Eden. Teşekkürlerimi bildiririm. Evet, çoğu doğrudur. Yani Türklerin Türkiye'ye göç etmesini, o cereyanı gizli raporlarda buldum. Onlar, yani ilk önce Türklerin bir cereyan olarak, yani o da doğru. Ve ikincisi, söylediğiniz gibi Müstecip Hacı Fazıl'ın, yani burada kalması ve burada Tatar Milli Hareketi'nin temsilci olarak burada kalması, o da doğru. Çok doğru okuduğumuz. Ve işte gördüğünüz gibi, yani ben şu anda, yani temsilcili, Milli Hareket'in temsilcilerin, yani adlarını, yani vermedim. Yoksa onlar çoktur. İsimleri çoktur. Onları, dosyaları incelerken kim olduğunu, yani bilinir. Ama ben şu anda, yani herkesin emeği geçen, yani temsilcileri isim olarak hiç vermedim. Onları teziminde bulabilirsiniz. Çünkü bir tane değil, yani çok. Yani onların da, yani gizli polis yakından takip ediyorlardı. Her yaptığı, attığı adımları, onu buldum. Ve tabii ki ifadeleri de buldum. Ve o yüzden önemli olan işte o kitapta ekleri, fizikaları okumak. Yani insan temsilcileri kim oldu? Yani sordunuz, Necip Hacı Fazıl. Yani söylediğiniz gibi Hamdi Nusret, onlar çoktur. İsimleri çok tanınan adamlardır. Yani Bükreş mezunları, üniversite mezunları, seminer mezunları, onlar çoktur. Onları isim olarak, yani dosyaları olarak, yani tezinde bulabilirsiniz, vezikalar olarak. Eden Bey, onları isterseniz tabii onları bulabilirsiniz. Ve kitabı kısa zamanda, yani ben zannediyorum ki Şubat ayının sonuna kadar işte bir kitap haline geleceğini ümit ediyorum. Şu anda son düzeltmeleri için çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz. Metin Ömer söz istemişti. Metin Bey, buyurun. İyi günler. Merhabalar herkese. İlk önce Melek Hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Çok kapsayıcı bilgiler, ilginç bilgiler bize sundu bugün. Şimdi Eden hocamızın, hocamız benim ismimi zikrettiği için ben de işte söz almak istedim. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Romanya'da aslında üç ana fikir akımı tespit edebiliriz. Birisi Türkiye'ye göç etmekten yanaydı. İkincisi Kırım'a yerleşmekten yanaydı. Üçüncüsü ise Dobruca'da kalmayı tercih edenlerin, edenler tarafından temsil ediliyordu. Tabii şimdi bunu Kırım'a göç etmek isteyenleri Türkiye'ye karşı bir tutum sergilediklerini anlaşılmaması gerekiyor. Hatta aksine o dönemin Türkiye'nin elçisi Hamdullah Supi Tanrıover'le çok yakın ilişkileri vardı. Yani Müsteci Pürkusal ve onun yanındaki emelciler Hamdullah Supi Tanrıover'le çok sık sık görüşüyorlardı.
Fakat aynı zamanda şunu da dikkate almamız lazım. Türkiye'deki bazı kesimleri bu fikir hareketli, yani Kırım'a yerleşme fikir hareketi Türkiye'deki bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Bu bir yanlış anlaşılmadan dolayı ve Türkiye'deki ulusal basında ben mesela bazı makaleler tespit edebildim bu fikri savunanlara karşı. Eden Hoca'nın bahsettiği diğer konu ise İkinci Dünya Savaşı sırasında Kırım'la ilgili hareketlere gelince, aslında savaş başlamaz Emel etrafındaki Emelciler ilk önce Romen kurumlarında bazı başvurularda bulundular. Bir grup mesela şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda Romanya, Almanya ile beraber savaşa, Sovyet Rusya'ya karşı savaştığı için dolayısıyla bunu bir Kırım'ı kurtarmak için bir çözüm olarak görenler vardı ve ilk önce bazı Romen kurumlarına başvurularda bulundular. Romen ordusunda Kırım'ı kurtarmak için, Romen ordusunda yer almak için veya mesela dönemin baş müftüsü Ethem Kurtmola, hatta baş müftülüğün Transdinyester bölgesine, baş müftülüğün yetkisini Transdinyester bölgesine de uzatmak için. Transdinyester bölgesi neden? Çünkü yani bugünkü Transdinyester'i anlaşılmasın. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kırım'a kadar işgal edilen bölgeler, Roman ve Alman ordusu tarafından işgal edilen bölgeler, Transdinyester bölgesine dahil edilmişti. Yani idari bölgesi Transdinyester. Onun için yani aslında Transdinyester bölgesine yetkilerini uzatmak istediği zaman Kırım'a da yetkili olmak istiyordu. Tabii bunu Roman kurumları kabul etmediler o dönemde. Ve asıl bu hareketin asıl yoğun faaliyetleri, bu hareket yoğun faaliyetlerini Roman ordusu ve Alman ordusu Kırım'dan çekilmeye başladığı zaman daha çok görünüyor. O dönemde Kırım'dan sığınmak isteyenler için bayağı bir yardım ettiler. Dobruca'da, Romanya'da Kırım'dan sığınanları sakladılar ve bundan dolayı da zaten komünist iktidar gelince bu harekete dahil olanlar ya hapse atıldılar ya Roma'dan kaçmaya mecbur kaldılar. Teşekkür ederim. Metin Hocam, bir soru değil de herhalde yanlış anlamadıysam biraz açıklamada bulundunuz. Doğru mudur? Evet. Eden Hoca'nın yani aslında bir rica gibi algıladım da umarım yanlış algılamamışımdır. Kusura bakmayın, fazla konuştum. Estağfurullah. Evet, başka sorusu olan var mıdır konuşmacı Melek Hanım'a? Yani. Buyurun hocam, Melek Hocam. Metin Hocama teşekkürlerimi bildiririm. Yani çok güzel tabii yani sizin kitabınız için de tebrik ederim. Yani çok başarılı bir kitap olduğundan dolayı tebrik ederim. Yani size söylediğim gibi yani tezimin amacı kimliktir. Yani tabii en önemli olan benim için yani kimliği oluşturan faktörlerdir. Yani onu ispat eden yani tarih boyunca onları araştırmaya uğraştım ve çok doğrudur. 1940 senesinde yani işler birdenbire çok karışık olduğundan dolayı ve Emel o zaman yani Eylül ayında
yani faaliyetini, yani kapattıktan sonra araştırmalarında sona eriyor bizde. Bundan sonra gelecek araştırmalar çok önemli olacak. Yani onun için kimler yaparsa onlara şimdiden başarılar diler. Çünkü çok önemli bilgiler arşivlerde bulunabilir. Onlar vardır ve onları araştırmaya, yani inşallah araştırmacılar bulunur. Onlara şimdiden başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Filiz Hocam, Filiz Tutku Aydın Hocam'ın bir sorusu daha var. Son soru olarak onu da alalım lütfen. Bir soru daha soracağım hocam. Çok gerçekten ilgilendiğim bir konu. Bu arada benim de ailem tabii 1940 senesinde anneannem Romanya'nın Çalmacı köyünde oturuyordu. Oradan göç etti Türkiye'ye. Benim için de hani çok gerçekten ilgilendiğim bir konu. Şimdi sormak istediğim soru, o dönemde acaba siz kimlikle ilgilendiğiniz için Tatar dilinde eğitim gibi bir fikir var mıydı? Çünkü Tatar dilinde Kırım Tatarca piyesler yazdıklarını biliyoruz, şiirler, yazılar. Fakat buna rağmen hani Tatar birçok da o örgütlenme faaliyeti var, işte Dobruca Hars Birliği teşkilatları filan. Neden Tatarca eğitim düşünülmedi ve neden bu Tatar okulları ancak komünist dönemde açılabildi? Yoksa Romanya'da buna karşı bir yasak mı vardı? Ya da onlar mı kendileri istemediler? Onu sormak istedim. Bu soru çok güzeldir Filiz Hanım. Aslında yani Kırım Türkleri olarak bildirilmişti. Biliyorsunuz ki Müstecip Hacı Fazıl Kırım Türk Tatarları diye yazıyor. Kırım Türkleri, yani onların Türkçülük oluşumunu, onu biliyorsunuz önemli olduğunu ve tabii ki Türk dilinde ders verildiğini onu da biliyorsunuz. Yoksa Roman hükümeti yani serbest, yani azınlıklar meselesini çok serbest olarak davranmışlardı. Yani din, eğitim meselesinde serbestlik vardı. Yine de söylediğiniz gibi yani okullarda Türkçe okutuluyordu. Mecidiye semineri olsun, o bir mekteplerde Türkçe okutulurdu. Ama söylediğiniz gibi yani toplantılar sırasında Kırım Kırım diye şarkılar söyleniyordu. Tabii ki piyeslerde Tatarca yazılıyordu. Çok doğru söylüyorsun. Necip Hacı Fazıl'ın piyesleri, Mehmet Vani'nin yazmış piyesleri, sahneleri yani Tatarca yazılıyordu. Yine de resmi olarak yani Türkçeyi, Osmanlıcayı tercih etmişlerdi. Ve bildiğiniz gibi hani Halk Gazetesi hem Türkçe, Osmanlıca hem Romence ve Bora Gazetesi olunca hem Türkçe, Osmanlıca hem Romence çıkmıştır. Yani önemli olan, ama yine de bu mutlaka Tatarca dilini öğretilmesi için yani nadir bir konu. Yani onu işte biliyorsunuz ki tartışmalar daha hala bitmiyor. Yani etnonim olarak, yani biz Tatar dediğimiz Kırım Türkleri ve onu tam olarak kesin bir cevap şu anda bulamadım. Onu da şimdiden size bildireyim. Çünkü yani ilk önce söylediğim gibi yani Türkçülük, Kırım Türkleri dediği zaman bizde bu işte bu ideal olarak olduğu için yani başka yani fazla bilgiler yani bundan sonra daha yapabilirim diye yani sizin sorunuz çok iyi oldu bana şu anda. Onu daha fazla düşünmem, daha fazla aktarmam gerekiyor çünkü aslında şu ana kadar okudum yani Tatarca dediğiniz hani onların yani mutlaka kesin bir cevap daha alamadım ama alabilirim diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Taha Bayraktar'ın bir sorusu olacaktı. Taha buyur. Öncelikle hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok verimli, güzel bir konferans oldu. Ben bir soru sormak istiyorum. Bu Müstecip Yüksal'ın bazı eserlerinde yani hatıralarda okuduğumda Kırım Tatar aydınlarının Türk Tatar aydınları hususunda, yani Türk Tatar ayrımı hususunda çok büyük mücadeleler verdiğini biliyoruz. Çünkü belirli cumhuriyetler bu ayrımı sağlamayı düşünüyorlardı. Hocamız Romanya belgelerinde bu Türk Tatar ayrımı hususundaki verilen mücadele hususunda bir şeyle karşılaştım. Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum.
Yani daha somut olarak, yani siz roman gazetelerinde yayınlanmış onları istiyorsunuz. Size yani şu anda onu söylemek istiyorum. Yani Milli Hareket, Tatar Milli Hareketi üzerinde ve bu olaylar hakkında yani bir gazetede şu anda bir bilgi yoktu. Onu sadece gizli polis raporlarında buldum. Yani onun için yani bu tez konusu o kadar fazla da sürdü. Ya çünkü bilgiler Roman basında çok fazla yoktu. Yani hatta 1929 senesinde Ömer Fahreddin Ömer avukat olarak bir güzel bir konferans Bükreş Üniversitesi'nde sunmuştu ve onu bilgi olarak basında buldum. Yoksa yani bu hareket üzerinde Roman basında yansılan yazılar hiç yoktu. O yüzden yani bu sadece gizli arşivlerden yani mutlaka tüm yazılarım yani arşivlere dayanarak yazılmıştır. Ve tabii temsilcilerin ifadeleri üzerinde yazılmıştır. Teşekkür ederim. Sorunuz için çok teşekkür ederim. İlginiz için teşekkür ederim. Evet, Burak Atmaca'nın bir sorusu olacaktı. Burak Hocam buyurun. Merhabalar Melek Hanım. Teşekkürler sunum için. Benim sorum Nazi Almanya'sı ve Romanya savaştan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kırım'dan çekilirken halkımızın bir kısmı da Romanya'ya sığınmıştı, Köstence'ye. Bu dönemde de halkımıza liderlik eden veya ön plana çıkan Ahmet Özen başlığı görüyoruz. O da Köstence'deydi. Arkasından bir operasyonla Moskova'ya kaçırılmıştı. Bu konuda Securitate'de bir malzeme, bir bilgiler var mı? Bu sığınmacılar hakkında tutulmuş raporlar veya bu Ahmet Özen başlı rapor hakkında bir şeyler var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ilginiz için ve tabii o ifadeler Securitate arşivlerinde bulunuyor. Aslında Ahmet Özen başlı dediğiniz yani tüm ifadeleri de bulunuyor. Yani bol bol vezikalarda onun üzerinde bulunuyor. Ve onları okudum tabii ve tutukluların ifadeleri olarak onları okudum ve tabii onlar suçlanmışlar ve hapishaneye atılmış insanların hakkında konuşuyoruz şu anda. Tabii Ahmet Özen başlı ismin yani sık sık gördüm ve o üzerinde yani bilgiler bulabilirsiniz arşivlerde. Evet, teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı acaba? Evet, sanırım yok. Oldukça faydalı, verimli bir toplantı geçti. Umarız ses konusunda katılımcı arkadaşlarda sorun yaşayan pek olmamıştır. Görüntü ve ses kalitesi konusunda. Bu önemli çünkü bizim bu toplantılarımız devam edecek Emel Kırım Vakfı'nın organizasyonunda. Melek Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Aslında Kırım Tatar Milli Hareketi tarihinin çok önemli bir parçası ile ilgili bir teziniz var ve bunu kitap olarak yayınlatacaksınız. İnşallah bu kitabınızı biz Türkçe'ye de tercümesi yapılır ve Türkiye'de alıp okuma imkanına nail oluruz. Çünkü bizim tarihimizin çok önemli bir bölümü Romanya'daki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin gelişimi ve orada yaşananlar. O sebeple çok teşekkür ediyoruz bu çalışmanız için. Sevgili katılımcılar, Emel Kırım Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Emel Fikir Kültür Konferansları periyodik olarak, haftalık olarak devam edecek. Önümüzdeki hafta aslında bu konuyu biraz daha tamamlayan bir başka konuyla devam edeceğiz. O da Burak Atmaca önümüzdeki hafta kısmet olursa programa katılacak. Ve Sovyetlere muhalefeti işleyecek. Yine benzer dönemlerde bu sefer sadece Romanya ve Türkiye değil, bütün bu Promet Hareketi içinde olan bölgelerle alakalı. Biz katılım için çok teşekkür ediyoruz herkese.
yaklaşık olarak 1 saat 10 dakikalık bir program oldu. Umarız herkes için faydalı olmuştur. Önümüzdeki programlarda Emel Fikir Kültür Konferanslarında tekrar birlikte olmak dileğiyle teşekkür ediyoruz.